Gece yolculuğundan hepinize hayırlı geceler sevgili izleyiciler. Yine birlikteyiz sizlerle ve çok değerli bir konuğumuz Profesör Doktor Osman Çakmak bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle. Hoş bulduk Kubilay Bey. İnşallah çok dolu dolu cevherler var, hazineler var, kadim geleneğimize ait değerler var. Bunları artık yavaş yavaş herhalde gün yüzüne çıkarma vakti geldi. Evet, geceleyin karanlığından aydınlık gün yüzüne bir dalgıç dalarak teşhir etmemiz lazım. Üstündeki bilinmezlik örtüsünü kaldırmamız lazım. İnşallah buna vesile i̇nşallah, olur inşallah. Bu gerçekten yol her hayatımız. Şeyin vakti varmış hocam. Siz zaten bu çalışmaları yapıyorsunuz Maarif platformu olarak. Sizin çok köklü de geçmişiniz, çok değerli akademisyen hocalarımızla çalışmalarınız var. Üniversitede, yurt içi, yurt dışı tezleriniz, makaleleriniz. Ben sizi Zafer Dergisi'ndeki yazılarınızla biliyorum. Daha öncesinden de biliyorum. Moral FM döneminden de biliyorum. Ama Maarif platformu gerçekten bir devrim yapıyor. Şöyle bir devrim yapıyor. Aslında bir şey bize yeniden hatırlatıyor. Yani bir şeyin maddesi vardır eyvallah ama bunun da üzerinde duracağız. Asıl olan madde değildir, maddenin ardındaki metafiziktir, nuraniyettir dedik. İşte o nuraniyeti görmeyince madde çok ruhsuz kalıyor. Ve insan dediğimiz varlığın da öğrenme, anlama, tefekkür, muhatap olduğumuz bir kainat var. Ve bu kainata duyarsız kalamayız. Ama birileri bunu sadece işte maddeye indirgiyor. Fakat geleneğimiz öyle demiyor. Bunun ardında bir güç var, bir bilinç var. İşte bunu eğer ki biz insan bilincine, eğitimine, sisteme yeniden hatırlatabilirsek gerçekten orada esas Big Bang orada olacak gibi mi geliyor? Neler bu Maarif platformundaki çalışmalardan çok kısaca bir bahseder misiniz? Hemen ilk oradan başlayalım. Çünkü eğitim sistemine bambaşka bir bilinç gelecek. Aslında her şeye, bakış açımıza yani varlığa bakış açımıza başka bir bilinç gelecek. Şimdi tabii ben geçmişte hatta küçükten bu yana bir eğitimi, marifi sorgulayan bir haletim vardı, bir yapım vardı. Bilemiyorum neden, ta ilkokuldan itibaren kendime has ders çalışma metotları geliştirdiğimi, cevaplardan değil de onları soruya dönüştürerek çalıştığımı, yazarak soru hal. Yani bu cevabın sorusu ne? Onu hep böyle özet çıkarırken, not alırken yazmışımdır. Dolayısıyla bize, hani bizde bir eğitimin yanlışlığı cevaplar öğretiliyor. Halbuki sonradan anladım ki soruları sormayı, sorgulamayı öğrenmemiz lazım. Yani soru ilmin yarısıdır diyen Peygamberimiz de bu gerçeğe işaret ediyor. Şimdi sırları öğrenmemiz lazım. Hazır bilgiyi değil de bizim keşfetmemiz gerekiyor. Keşfe dayalı öğrenme, buluşa dayalı öğrenme gerçeği var. Halbuki bizim eğitim tam tersi. Geçmişten beri, geçmişte nispeten daha iyi gibiydi. Son bu 20 senedir, 30 senedir, 30 senedir, 40 senedir diyelim. Bizim yaşımız biraz tabii. Biz ta 70'lerin, 80'lerin öğrencisiyiz. Eğitimi sanki bir sömürge düzeni uyutmak için kullanıyorlar. Yani bunu keşfediyorsunuz, görüyorsunuz. Sorgulayınca arkadaki elleri görüyorsunuz. Yani çağımız güya hürriyet çağı, bilim çağı, özgürlükler çağı falan deniyor ama tam uçuyoruz tersi. Yani bile, çağımız insanı geçmiş 100 sene daha şey... Daha derin biliyor, daha derin yaşıyor. Daha derin bilmiyor, yaşamıyor. Yani bilakis yüzeysel yaşıyor. Materyalist yaşıyor. Yani şu anı söylüyorum. Yani insanlar özgürlüğünü adeta kaybetmişler diyebiliriz. Yani belli bir şey var sizi tek tip düşünmeye zorluyor. Medya mesela, filmler ve okullardaki tek tip eğitim işte verileni tekrarlıyorsunuz. Bir nevi robotlaştırma çabaları bunlar. Şimdi bunları uyarsızlaştırabilir miyiz? Tabii hisler ve ihtiyaçları peşinde koşturarak uyutma, günlük yaşayan hazlar, bedeni hipnoz, hazlar, şey. Asıl ruhani zevklerden, gerçek ilmi ruha ait zevklerden,
ve asıl üst entelektüel zihni becerilerden sizi uzaklaştırıyor yani. Bir nevi bohem hayatı gibi, bir nevi nefsani isteklerin esiri haline getiriyor ve bir bozulmaya doğru sizi adeta yuvarlanıyorsunuz. Yani şimdi eğitim bu şekilde istenileni vermeyince bu boşluğu medya dolduruyor. Filmler, diziler dolduruyor. Orada da verilen üst örtülü sübliminal mesajları görüyorsunuz şuur altına. Tamamen tüketici bir toplum, ihtiyaçlar çeşitlenmiş. Halbuki asıl insanın ruhunda sonsuz yaşama isteği var. Ebediyet arzusu var, inanma duygusu var, merak ve gerçek hakikatleri öğrenme var. Tabiatı keşfetme ilimler yoluyla. Bunlar hep yüzeysel ve belli kalıplarla veriliyor ve üstü örtülüyor, külleniyor. Siz ne için yaratıldığınızı bilemiyorsunuz ve insanlar tabii fıtrata, doğaldan uzaklaşınca duygularını uyuşturmak için alkolden uyuşturucuya kadar veya işte bir takım zevklerle güya tatmin olacağını zannediyor. Yani bir zan ve algı yanılması, yani bir illüzyon. Evet. Ve burada tabii yaratıcıyı gözden kaybeden ve insanın ruhani ihtiyaçlarını el çabukluğuyla acaba bir sihir gibi işlem görüyor. Hocam diyebiliriz. Ortada bir eser var. Ama bu eserin bir manasının olması lazım. Bizim eğitim sistemimiz bu manayı mı anlatıyor? Sadece bu eğitimi mi anlatıyor? Veya biz sadece buna bir madde nazarıyla, bir eser nazarıyla mı bakıyoruz? Yoksa bunun ardındaki mana ve bu noktada insan nedir sorusunu soracağım. Tabii aslında eğitimin en başta o bildiğimiz kadim soruları sorgulaması lazım. Ben neyim ve bu hal neyin nesi? Evet. Değil mi? Evet. Ve nereden geliyorum, nereye gidiyorum? Nedir yani? Benden ne isteniyor? Aynen. Ve ben varlıklar içerisinde en donanım... Bunları düşünmek çok insani bir şey değil mi? Asıl bunu... Vicdani, insani. Yani şimdi siz uzaydan birisi buraya gelse, hiç dünyayı bilmeyen birisi ne düşünür bu harikalıkları görse. Değil mi? Yani niye, kim gönderdi buraya beni? Bu düzenin sahibi kim? Ve benden ne isteniyor? Ve onu merak etmez benim mi? Konumum nedir? Merak etmez mi? Bunu en başta bu soruyu sorar. Ve insan tabii doğuştan itibaren bu düzen, güzelliğin içerisinde büyüdüğü için ülfet, alışma dediğimiz bir şeyle o bir cehalet gibi oluyor ülfet. Doğal karşılıyor. Yani, bir hastalık değil mi? Evet. Bir cahillikle eşdeğer kabul edilir bu ülfet dediğimiz şeyi. Yani normal görüyorsunuz. Her şey harika, her şey mucize. Yani şimdi gökten karın, yağmurun yağması mucize değil mi? Müthiş bir olay değil mi? Benim bu konuşmam, bakın diğer hayvanlar 2-3 hece çıkarıyor. M diyor, mö diyor. Daha ileri bir cümle kuramıyor. Şimdi bunların hepsi harika üstü olaylar ve bunların karşısında bizim hayretten harete düşmemiz gerekir. Ama ilim de burada başlıyor değil mi? Hayretle başlıyor. Hayretle başlar yani, merakla ve hayretle başlar ve bilim adamları da zaten ilk şeyi hayret olması lazım. Tabiattaki olaylar karşısında ve peygamberimiz de öyle dua etmiş, hayretimi artır diye. Yani insanın hayreti artmıyorsa doğa olayları ve yaratılış karşısında demek ki o çok şeyini kaybetmiştir. Hatta şöyle derler, batılı birisinin sözü ama ismi aklımda değil, manasını söyleyeyim ben. Yani bir kişi merakını kaybetmişse o yürüyen bir ölüdür diyor. Yani bir çocuklarımızın biz mesela çok değer veriyoruz haliyle, bizden bir parça. Ama onların merakı kayboldu mu yaşayan ölüdür. Okullar merakı öldüren bu ilim, bu yanlış şey öyle bir işlem görüyor. Çünkü okullar ve sınavlar görüyorsunuz. Meraka dayalı olmayınca, test
gibi bilgi yükleme işlevi çocuklar severek gitmiyor okullar. Ve Türkiye'de bakın teneffüs olduğu zaman nasıl koşarak dışarı çıkıyorlar. Derse öyle girmiyorlar yani. Niye? Sanki hapis gibi hissediyorlar. Yani biz bilimi öyle vermeliyiz ki çocuklar severek gelmeli. Yani bir ziyafete gider gibi, bir oyuna gider gibi bunun için çocuklarda eğitimi oyunla birlikte vermemiz. Hayatın, yaşamın bir parçası olarak vermeliyiz ve o şekilde hayatı okula getirebilirsek, bunun için gerekli tedbirleri alırsak, hayatın bir parçası olursa ve artık okullar yani dört duvar arasına öğrenciyi getir ve akşama kadar orada ne hisseder? Hapishanede gibi hisseder. Halbuki yani öğrenecekse ilacı eczanede öğrensin, müzede öğrensin, kütüphanede öğrensin, laboratuvarda öğrensin, bir kısım dersler dışarıda olmalı. Yani okulda koordine edilmeli. Eğitsel merkez diyebileceğimiz hoca, danışman gibi işte bir şeyi eczanede öğrenecek, fırında öğrenecek, marangozhanede öğrenecek ya da oradaki ustayı getirecek, gösterecek. Bu şekilde hayatı içine, tabii ben üniversiteden bahsetmiyorum, özellikle ilk ortaokul seviyelerinde daha çok ilgili merkezlerde, bilim merkezlerinde, müzelerde, kütüphanelerde daha çok vakit geçirmeli. Öyle öğrenciyi 7 saat, 8 saat okulda bir gün bekletmek işkenceden ve çağ dışı bir uygulama ve insan haklarına da aykırı bir şey. Yani insanı zorla nasıl bir şeyini değiştirmek insan hakkı ihlali ise, insan istemediği halde okulda bekletmek de insan hakkı ihlalidir yani. Bütün ve hayatını, suç, ben burada suç duyurusunda bulunuyorum. Bütün hayatını biliyorsunuz. Cehaletin yani, tamamını. Ya merakı sönüyor çocukların. Evet, merak, eğitime hayret bitiyor. Düşman oluyor adeta evet. Büyüklerine karşı. Evet. Niye diyor böyle beni anlamsız bir işkenceye tabi tutuyorlar ya? Bir faydası yok. Peygamberimiz ne diyor? Faydası vermeyen ilimden Allah'a sığınırım diyor. Yani önce bir ilmin faydasına inandırmamız lazım. Neticesini, hayattaki karşılığını gösteremiyorsak öğretmememiz lazım değil mi? Kesinlikle. Hocam cehaletin tanımı çok güzel. Yani duyarsızlaştığımızda, merakımız bittiğinde, bu varlığa karşı ülfet denilen hastalığın içine düştüğümüzde biz cahil olmuş oluyoruz. Hı hı. Bilmemek değil. Bugün yani bildik zannediyoruz. Altta bir şey bilmiyoruz evet. Yani. Bunun için de dikkat tefekkürle eğitim gerekiyor. Yani evet. O ülfeti kırıyor. Evet. Yani dikkat etmediğimiz, basit gördüğümüz şöyle biraz dikkat ettiğimizde altında mucize görüyoruz. Hayret duygumuz artıyor. Biz hayretle, yani doyum noktası olarak hayreti seçmemiz lazım. Biz ne yapıyoruz? Midemizi doyurmaya çalışıyoruz. Halbuki merakını doyuruyor musun? Hayretini doyuruyor musun? Sevgini doyuruyor musun? Değil mi? O duygularımız bizim, çünkü bunlar ruha mal oluyor. Bedene mal olanlar, bakın fizik kanunu ya. Bedene mal olanlar bedenine gider, fani. Ama onu şükür yaparsan, teşekkür, o ruha mal olur. Ama ruha kazandırdıkların seninle gider. Yani meziyetlerin, becerilerin, ilim. Çünkü ruh ebedi. Kesinlikle. Yani bunu bilgisayar programı gibi. Bilgisayar programına kazandırdığın işte ne yapıyorsun? Yeniden yüklüyorsun, güncelliyorsun falan. Bilgisayar programına bir şey olur mu? İlim şeyinden geldiği için, ruh da öyle. İlim olduğundan dolayı bilgisayar programına benziyor. Ama ondan ileri nedir? Canlıdır, nuranedir ama canlıdır yani şuurludur. Fakat bilgisayar programı ruhu anlamak için bize güzel bir şey sürüyor. Yani onun donanımı bizim maddemizse programı ruhumuzdur. Biz donanıma hep yatırım yapıyoruz. Halbuki donanım büyüse ne olacak ki? Şişmanlama iyi bir şey mi? İyi bir şey değil. Sonra onları nasıl vereceğimizin derdine düşüyoruz. Halbuki sen programı güncelle, en üst seviye et. O zaman ne yapıyorsa insanlığı büyüyor, gelişiyor. Öbür dünya da senin ne yapıyor? Ruhuna bakıyor yani. İnsanı tatmin eden tek şey bu. Ve bu olmadığı için de
ne verirsek verelim insana aslında geri bildirimi olmuyor. Esas bir nokta ıskalanmış oluyor. Ya burada şöyle bir noktanın altını çizelim. Madem konu sordu. Bu ilaveniz, bu mülahazanız bu noktaya. Yani insanlar dünyada mutlu olmak istiyorlar, evet, değil mi? Evet. Dünyada mutlu olmak istiyorlar. Ya mutluluğun yolu inanmakta. Yemede, içmede, eğlenmede değil. Yani yaratıcıya inanmıyorsanız ve fıtrata uygun hareket etmiyorsanız mutlu olmuyorsunuz. Çünkü yaptığımız, bugün bilim gösteriyor, bunu söyleyecektim, altını da çizerek söylüyorum. Her doğru yaptığınız şey mutluluk hormonlarının salgılanmasına sebep oluyor. İnanıyorsunuz mutlu oluyor. İbadet ediyorsun mutlu oluyorsunuz. Yardım ediyorsunuz, niye? O mutluluk hormonları salgılıyor. Mesela doğru saatinde uyuyorsunuz, biyolojik saatine uyuyorsunuz, mutluluk. Melatonin, ışıksız ortamda gece uyuyacaksınız ve kanser olmamanızın, sağlıklı olmanızın en önemli şeyi doğru saatte yatmaktır. Gün ışığında uyumamaktır. Evet. Bunlar hep fıtrata doğru, güzel müzik istediğinizde mutluluk hormonlar, ama yanlış müzikler böyle şey yaptığınızda, bunun üzerine denemeler var. İnsanda olumsuz şeyler, stres hormonları salgılanıyor o zaman. Yani demek ki fıtrat doğruyu söylüyor. Biz yaratılışı keşfedersek doğru bilim bize inanca götürür. Yaratılışımızı buluruz. Doğru bilim bizi inanca götürür. Tabii yani, çünkü doğru bilimi koyan Cenab-ı Allah'tır. Yani. Kendi kendine bilimin sahibi ki, Allah'tır. Allah'tır. Bunu yorumlamak insana ait. Biz onu anlayacağız. Doğru anlayacağız. O dinde bilim uyuşmayan şeylerin hepsine de bakalım. Hep yanlış yorumlamaktan geliyor. Kifayetsizliğinden geliyor. Onun cehaletinden geliyor. Dini bilemiyor ya da bilimi bilemiyor. Yani bir İbn Sina, bir Farabi, bir Kindi. Evet. Değil mi? Onların şeyinde bir sorun yok onlarda. Bir sorun yok. O sorun bizim dar anlayışımızda, çapsızlığımızdadır yani. Bu ne zaman başladı hocam? Nasıl oldu bu bizim Müslüman bilim insanları ve sonra sanki her şey bize batıdan geliyor gibi. Ve eğitim sistemimiz de öyle, hayata bakışımız da öyle, olayları yorumlamamız da öyle. Yani maneviyat insanı ahseni takvimde yaratılmış çok özel bir varlık olarak tanımlarken, bugünkü bilim diyor ki hayır diyor, bir maymundur, bir hayvandır, bir primattır, çok da önemli değil. Ölünce yok olacak diyor, bitecek, benim hücrelerim çöküyor o anda yani. Hani fıtrat dediniz, hı hı, ya fıtratın mutlu olması yaşadığımızda. Ölüme bile bir cevabı var yani dinin. Her şeye cevabı var. Bu kırılma nerede oldu, nasıl oldu ve biz bu kırılmanın içinde neleri kaybettik? Ya bu ayrı bir program yapılacak bir konu, evet. Yani kısaca dikkatleri şu noktaya çevirelim. İzleyicilerimiz de, dinleyicilerimiz de o noktaya baksınlar. Bu kırılma 18. yüzyılda oldu. Hmm. Biliyorsunuz 18. yüzyıla kadar tek bir şey var. İslam, Müslüman devletler ve Osmanlı'dır örnek. Evet. Ve tarih kaynaklar, bilimsel kaynaklar hep Orta Çağ'da bilimi Müslümanlar yeniden inşa ettikleri için kaynaklar, şeyler Batı'ya da Müslümanlardan gidiyor. Yani bunun çok açık bir örneği işte 18. yüzyılda bir İngiliz aydını siyer bilmek zorunda, yoksa aydın değildir. Yani o evrim mevrim gibi uydurma şeyler yok o zaman. Onlar hep sonradan. Onlar sonradan. Yani Hazreti Adem'den başlar insanlık tarihi ve o temel kaynaklar, ansiklopediler falan Batı'nın yarısı peygamberler tarihidir, İslam tarihidir. 18. yüzyılda kısaca bir iki cümleyle söyleyeceksek, oturuyorlar, diyorlar ki artık Osmanlı, İslam alemi, biz gelişiyoruz. Merkeze kendimizi koyacağız. Ve güçlü olanların da tarihi değiştirme hakkı var diyor. Ha, öyle bir felsefi Kant'ın galiba. Evet, güçlü olanlar yani, evet, Hegel'in bu konuda çalışmalar var başlıca bu ikisinin. Almanlar, Fransızlar da bu İngilizlerin bu şeyine katılıyorlar. Ve evrim, bütün feminizm, bütün ne kadar izimler falan varsa hep o tarihte doğuyor, üretiliyor. Yazılıyor. Tabii. Yani bunlar uydurma, felsefi temeli oluşturuluyor. Ve tabii o zaman kiliseye karşı falan da bir şey var. Tepki var. Bilimi
merkeze alıyorlar. Yani bu uydurduklarına bilimsel maske olarak bilimi temel alıyorlar. Yoksa aslında felsefe bunlar. Bilim değil ya, yani. Teori ya, nazari. Çürük teori bu, kendi bunlar. Yorumları. Kendi yorumları. Kendi görmek istedikleri. Yani şimdi menfaate dayalı diğer insanları nasıl sömürecekler? Bilim yükseliyor. O zaman güç bilimde. Bunu bilim diyor diyecekler yani. Sömürge yani. Altında yatan şey sömürge. Altında yatan şey menfaate dayalı. Hani kuvvete, hakka bedel menfaat. Yani hedef ne oluyor? Hak değil. Menfaat. Kuvvet oluyor yani. Evet. Fazilet değil, menfaat esas oluyor. Karaktersiz, kimsiz. Dolayısıyla ırkçılık tabii esas oluyor. Bilimi manipüle ediyorlar. Bununla ilgili tabii çok yoğun çalışmalar oluyor. Yani her şey yeniden üretiliyor. Bir felsefi bakışla ateizm, materyalizm özellikle. Materyalizm. Yani her şey madde, mana yoktur, ruh yoktur. Mesela buna ruh dayalı ne zaman? Marksizm doğuyor. Bu materyalizm, atomculuk üzerine tezini, doktora tezini Marx biliyorsunuz yazmıştır. Tamamen manayı inkar ediyor yani. Nuraniyeti göz ardı ediyor. Yani bu. Ve bunu siz eğitim sistemine tabii de sokuyorsunuz. Tabii işte bu esas ne yaptı? Birinci dünya, ikinci dünya ve bunun şey işte İsrail bu anlayışın neticesidir yani. Sömürü düzenidir. İnsanlık yok. Adalet yok bu şeyde. Kendi menfaatleri esastır yani. Kendi ülkemizde düzen her şey olsun. Dünya batsın. Hiç önemli değil. Dünyayı yakıyor bunlar yani bu anlayış. Şimdi bu eğitim sistemi bize de geldi yani Batı'dan. Bize geldi ve Batı medeniyetin güya merkeziymiş gibi yani ters gösterildi. İnsanlık orada, işte medeniyet orada falan. Yani insanlar aldatıldı ve şimdi yavaş yavaş medyada ellerinde olduğu için yapılan zulümler, haksızlıklar, sömürüler, Afrika'ya yaptıkları, hala Afrika niye bu durumda? O gelirlerini falan nereden elde ediyorlar yani? Hep karışıklık, insanları birbirlerine düşürmek şeklinde bir politikalı, İngiliz politikasını biliyoruz. Şimdi her neyse bunlar uzun ve bu konu ve ayrı bir şekilde. De yansıyor. Bu bizim bütün yorumlarımıza da yansıyor. Ve bunun temelinde aslında insanı nereye oturtacağız meselesi. İman ve inkar meselesine gelmiş oluyoruz. Yani aslı orada. Yani geçmişte hani insanlar puta tapıyorlardı. Ve kendilerini bir şekilde kandırıyorlardı değil mi? Şeytanın değişik taktikleri vardı. Bu zamanda şeytanın taktiği bilimsellik üzerinden inkarı empoze ediyor. Yani ateizm dediğimiz şey sebepler yapıyor. Kendi kendine oluyor falan. Bu seküler bilim diyelim buna. Seküler bilim dersek onların tanrıları üçtür. Bir kendi kendine oluyor. İki sebepler yaptı. Üç tesadüfen oldu. Üçlü teslis yani. Seküler ateizmin üçlü tanrısıdır. Bunun arkasında da bir bilimsellik kılıfıyla yutturuyorlar. Niye? Çünkü bu çağda bilim eski çağlara göre çok önemli, öne çıktı, güçlü. Halbuki arkasında bir dinsizlik var yani. Bilimi dinsizliğe alet etme, perde etme var. Alakası halbuki yok. Bilim bu değil. Bunlar hepsi temeli çürük. Ama tabii konumuz bu olmadığı için ilerleyen şeylerde sırf bunlara dair programlar yapabiliriz. Yani bu ateizmin kaynaklarıyla ilgili uzun uzun anlatmak lazım. Evet. Yani çünkü kısa geçtik mi? Hocam çok bu zaten burada inşallah programlarınız olacak. Bunlar bir giriş mahiyetinde spot başlıklar gibi. yani işin siz Marif platformunda ben sohbetlerinize, toplantılarınıza katıldım da siz kök hücreye inmişsiniz hocam. Yani kök hücre gerçekten bugün eğitim sistemimizde çocuklarımıza empoze edilen şey bu tabiata duyarsızlık, kendine duyarsızlık ve bir anlamsızlık. Yani eğitim sisteminin kendi içinde bir ruh yok. Anlatılan şeyin içinde bir ruh yok. Bizim tabiata bakışımızın nasıl olması lazım? Bir İbn Sina'lar,
bir Hindiler nasıl bakıyordu? Siz Cafer bin Hayyan'ın ona çalışmıştınız. O kimyanın kurucusu. Atom bombasından bile bahsediyor. Bahsetmiş. Hani diyor ya, şu gök kubbe altında söylenmemiş hiçbir söz yoktur. Evet. Yani bunlar zaten var olan şeylerdi. Ama ne olduysa, bir hani bahsettiğiniz bir sohbetinizde Alzheimer olur insan. Geçmişini unuttuğu zaman Alzheimer olur. Bir Ülfet'in de getirmiş olduğu bir sorun var. O zaman bunun en azından bu program açısından şöyle, kainata bizim bakışımızın nasıl olması lazım? İnsani bakış, karakteri bakış, ruhu olan bir bakış noktasında en azından buradan bir şey yapabilirsek, dokunabilirsek belki bize bir anahtar olur, rehber olur. Evet, yani kök dediğiniz gibi Türkiye'nin işte eğitim, medeniyet sistemi yok. Yani dışarıdan ithal. Takma kafa. Kendi aklımızla hareket etmiyoruz. İşte batıcılık, Avrupacılık, sömürü eğitim sistemi sadece bizde değil, tüm İslam ülkelerinde, diğer dünya ülkelerinde, sömürülen tüm ülkelerde var. Bizde biraz daha fazla var. Bu şeyin hani bize giydirilen bu deli gömleğini çıkarmak için çok ciddi çalışmamız lazım. Yani biz bir kere eğitim felsefesi, bilim felsefesi, varlık felsefesi konusunda yeni çalışmalar yapmamız lazım. Bakış açımızın. Ve kavramlar var değil mi? Kendi kavramlarımızı diriltmemiz gerekiyor. Kendimiz olmamız lazım. İşte kök hücre dediniz ya, köke inmek için köklü değişimler gerekiyor. Şimdiye kadar hep bakış milli eğitimde, şurada burada yüzeysel, badana reformlar gibi, yani kökten, temelden değil de temel çürük. Yani sen tarih anlayışın gitmiş, geçmişi bu Alzheimer olmuşsun, geçmişin yoksa bir ot gibi olursun, büyük ağaç olamazsın. Yani sen taklit ediyorsan dışarıdan başkalarının kurallarıyla kral olamazsın derler. Yani kralların ne olursun? Hizmetçisi olursun. Yani kendi aleminde kral olmak için kendin olacaksın. Kendi tarihini, kültürünü, dilini, medeniyetini öğreneceksin ki oradan köke bağlayacaksın günümüzü. Ve oradan aldığın şeyle heyecan oluşur, merak oluşur, kimlik oluşur. Ya sen kimlikli köksüz olmadıktan sonra kimliksiz adam, bak bizim gençlerimizde müthiş bir aşağılık kompleksi var. Türkiye'de kalmayıp dışarı gitmek istiyorlar. Evet. Bu ne kadar zavallılık değil mi? Ne kadar, bakın bu Filistinlilere, vatan sevgisine, bakın ölüyor adam, vatanından gitmiyor değil mi? Evet. Bakın onlar hakikaten bazı şeylere de örnek oldular. İşittik, itaat ettik. Diğer ülkelerde demek ki o baskı altında kimliklerini öğrenmişler, kendilerine dönmüşler. Yani taklit ederek yozlaşmamışlar. Onun için orada İsrail'in işi zorlaştı değil mi bakın? Yani biz de şimdi kimliğimizi kaybetti mi dışarıdakiler belki de şeyle karşılayacak, bir nesil türeyecek yani onları alkışlarla. Buyurun diyecek. Zaten biz de sizi istiyorduk diyecek. Kendi elimizle teslim etmiş oluyoruz. Kesinlikle. Şimdi eğitimde de ne olursan ol, hangi millet olursan olsun kendin olacaksın. Kendi değerlerini öğreneceksin. Yani Hazreti Mevlana'nın bir pergel metaforu vardır. Yani ayağın bir şeyde olacak, kesinlikle, merkezde. Dünyayı dolaşacaksın. Bizim ecdadımız Orta Çağ'da bütün bilimler Yunan'dan almış, İran'dan, Mısır'dan, Çin'den, Hindistan'dan özellikle almışlar. Bilimi çok çok ileri noktalara getirmişler. Oradan da batı almış. Kaynak göstermeden intihal etmiş yani. Kendilerine mal etmişler. Hırsızlık bunların tabiatında var adamın yani. Şimdi bunların karakteri yok ki yani. Geçmişte bütün yaptıkları zulümler vesaire. Biliyorsun. Halbuki bizim tarihimize bakın. Bizim onları taklit edecek, onlardan şey yapacak bir kusurlu bir şeyimiz yok ki. Öyle değil mi? Bütün dünyaya medeniyeti, insanlığı öğretmişiz. Sömürmemişiz yani. Kendimizden vermişiz. Ya o zaman bu aşağılık kompleksi niye? Niye tarihimizi inkar ediyoruz? Niye geçmişi öğrenmiyoruz? O bakımdan önce eğitimde bakın ne yapmışlar?
işte geçmişle bağ koparmışlar. Bizim geçmişle bağ tekrar kurmak için yapmamız gereken, ders kitaplarını yeniden yazmamız lazım. Geçmişi yeniden keşfetmemiz lazım. Evet. Medeniyetimizi, kültürümüzü, ahlakımızı oradan yeniden öğrenmemiz lazım. Siz ilk bunun adımını attınız. Bir kitap çıkarttık. Evet. Orada kaç tane bilim insanı 22 var? Tane. 22 tanesini evet, şu anda. Marif onların... düşüncemizin kuramsal temelleri diye. Marif nedir hocam? Bir bu grup kavramda... akademisyenin çalışmaları. Birinci cildi çıktı PEGEM yayınlarından. Hı. İkinci cildi içinde hazırlıklar, çalışmalar devam ediyor. Bunu Fuat Sezgin Hoca'nın yaptığı çalışmaya benzetebiliriz. Hı hı. Fuat Sezgin Hoca genel manada ilimler, teknolojiler üzerinde o gizli hazineyi keşfetmişti, yitik hazineyi. Bizse daha çok marif açısından eğitim, kültür, medeniyet diyebiliriz. İlimden irfana. Şimdi marif, biliyorsunuz bilgi irfana, bilgi bir önemi yok yani. Evet. Bilgi irfana dönüşmüşse, ahlaka, insanlığa, değerlere o zaman önem arz ediyor. Ya bizim okulların şu anda sıkıntısı ilim irfana, değerlere, ahlaka dönüşmüyor. Mekanik bir bilgi. Ya bugün mekanik bilginin değeri yok. Eskiden belki biraz önemliydi de. Çünkü bilgiye her yerden rahat rahat ulaşabiliyorsunuz artık. Değil mi? Google'a hemen yazıyorsunuz. Evet, evet. Önemli olan bilgiye ulaşmak, onu kullanmak, onu beceriye dönüştürmek. Onun yollarını vermemiz lazım. İnsanlar yazacak, çizecek, konuşacak, deneyecek, uygulayacak. Beyin o şekilde öğreniyor. O yüzden bir öğreniyormuş gibi bir illüzyon oluyor şimdiki. Ve sınavları geçiyor. Sınavları geçtikten sonra da her şey unutuluyor. Zaten o test becerisinin de bir şeyi yok. Yani burada bir sömürü düzeninin bir aldatma içinde olduğunu Türkiye olarak... Şuradan belli ki öğrendiğimizin hayatta karşılığı yok. Ve siz çok iyi test çözüyorsunuz diye hani bir gittiniz mesela kaç sene, 12 sene okudunuz. En çok yaptığımız nedir? İş nedir? Test, bilgi. Bir iş bulacaksınız. İşveren size sordu. Ne becerim var? Vallahi ben en çok iyi test çözerim. Ne der? Ne diyeceği belli değil mi ya? hiçbir karşılığı yok ya. Çok anlamsız bir beceri yani. Ya insanlara neler kazandıracağımız belli yani insani değerler olarak ya bir medeniyet yürüyüşü olması lazım. Oturmayı, kalkmayı, konuşmayı, düşünmeyi, adabı, muaşereti bir onun yanında beceriler, mesleki beceriler öğretmesi lazım. Bu düzlemden çıktığına göre çağımızda en büyük aldanma, bilimin, eğitimin bir aldanma ve uyutma aracı olarak kullanıldığını söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Peki ümit var mısınız hocam ya? Ümidiniz var mı? Yani bu konuyla alakalı. Çünkü sizin o kitapları okuduğumuzda, o makaleleri, yani bir atomu anlatıyorsunuz, bir hücreyi anlatıyorsunuz. Hani siz bir bilim insanısınız ve ben o makaleleri okuduğumda hayretim artıyor, hayranlığım artıyor, daha bir mutlu, daha bir şevkli oluyorsun. Fakat keşke diyorum okullarda da bunlar anlatılsa ama dediğiniz gibi sömürü düzeni, kasti olarak bunlar yapılıyor. Bunun derininde iman, inkar meselesi var. Bizim ecdadımız böyle bakmış. Fakat şu anda durum bu. Burada şunu görmemiz lazım. Yani insanların şunu göremiyorlar yani gördükleri şu hani zahire dışa baktıkları için perde arkasını görmek ilim budur yani arkada bu işleri kim çeviriyor dünyayı kim yönetiyor yani küresel güçler diyorlar bu doğru mu yanlış mı dünyaya bakıyorsun sağlıkta var tarımda var bu aldatma insanlar daha çok hasta olsun diye tıp üzerinde bunların hakimiyeti var. Dünya küresel çapta olunca hükümetler de bunların önünde diz çöküyor. Evet. Yani bunlar bürokrasi yoluyla ele geçiriyorlar. Yani menfaat üzerine dayalı bir şey. Evet. Şimdi dolayısıyla burada kolay değil. Yani iyiler birleşecekler. Hani şöyle bir söz var. İyiler birleşmezse kötüler anamızı ağlatır diye. Ama ben kendimi kurtarabilirim, ailemi kurtarabilirim.
Çevremde öyle bir okulumda, böyle bir ekosistem küçük çaplı da olsa yapabilirim. Değil mi? Yani bu işin biraz da yani bu şeytani bir imparatorluk da diyebilirsin. Yani yani bu işi hak batın mücadelesi dediniz ya, oradan bakmak lazım. Yani bugün kökeninde bu var yani. Ülkeler şeklinde şeytan imparatorluğu olmuş. Parayla, kapitalizmle, menfaatçi, yani eğitimde ruh dediniz, bakın güzel almış. Mekanik bilgiyle sadece menfaatine tapan, zevkleri peşinde giden, film dünyası vesaire daha etkili okullardan. Oralarda ele geçirmiş. Dolayısıyla biz burada bir program yapıyoruz. Bizim bir öyle bunları milyonlara dinlettirecek sermayemiz de yok. Belli bir küçük alana inhisar ediyor, değil mi? Ha şimdi biz burada etki edebileceğimiz şeyden sorumluyuz yani. Ama zamanı gelirse, ki ben inanıyorum zamanı geldi, dünyada bir dönüşüm var. Evet, İnsanlık arayışta iyileri, sadece Türkiye için konuşmuyorum. Mesela Filistin olayından ne gördünüz? Ne dediler Amerika'dakiler, İskoçya'dakiler, Norveç, Danimarka? Uyandık dedi. Dünyayı kim yönetiyor? Bizim hükümetlerimize etkimiz yok. Amerika'dakiler ne dedi? Bizim şeyimizle dedi, o insanları, o çocukları öldüremezsiniz dedi. Biz anladık dedi, dünyayı kim yönetiyor? Hükümetlerimizi kim satın almış? Niye sesiniz çıkmıyor? İşte yeniden şey yapacaksak, sadece Türkiye olarak değil, dünya olarak biz iyi olacağız ve bana göre insanlık bu noktada son yılda büyük bir aydınlanma yaşıyor. Hani derler ya, aydınlanma evet, çağına girdik. Nuraniyet çağı. Bu şimdi doğru. Evet. Ve ben Türkiye'de de bu anlamda büyük bir uyanış var. Bizim platform çalışmalarımız da bu noktada bu uyanışa bir destektir. Evet. Ve doğruyu gerçeğe görme adına bir şey çiziyoruz. Çünkü gerçeği görme şeyleri de kapatılmış. Yani insanlar gerçekleri görmek istiyor ama yanılgı hakim yani. Ülkemizde eğitimle ilgili bakıyorsun %90-99 insanlar yanlış düşünüyor. İnanır mısınız öyle? Eğitim deyince bakın, en başta bu teste dayalı merkezi sınavlar eğitimin içine boşaltıyor, yozlaştırıyor. Bir kere bunu kaldırmamız lazım. Hadi tamam, materyalist, işte seküler eğitim olsun ama bu eğitim eğitim değil ki yani. Ha, ne milli? Hadi keşke eğitim olsa. Değil mi? Hadi eğitim millisinden de geçtik de. İnsanlar niye bunu sorgulayamıyor? Düşünme şeyini kaybetmiş sadece. Eğitimle ilgili noktalarda aydınlarımız başta gerçeğe söz şey yapamıyorlar. Bakıyorsun eğitimle ilgili birkaç aydın yazar bu konuda yazıp çiziyor. Asıl büyük şeyler siyaset, ekonomi. Ya eğitim iyi olmazsa siyaset, ekonomi iyi olur mu? Bilime dayalı kalkınma olmazsa, hedefli kalkınma, meslekler olmadan kalkınma. Ya senin eğitimini böyle tutuyorlar ki dışa bağımlı olsun, üretemeyesin. İnsanlar liseye, üniversiteye gitsin, sanat ölsün. Çok açık bir şey yani. Ülke eğitim sanat üzerine olur. Lise üzerine eğitim olur mu? Hepsini kapatacaksın yani lise deyince. İnsanlar hep sanat öğrensin. Ha, ondan sonra üniversiteye gidenler, çok seçkin olanlar, yani bu sınıfta kalmalar vesaire çok ağır olacak yani. Öyle bedava geçiş kalkacak. Evet. Değil mi? O zaman bakın nasıl yani, sınıfta kalmayı kaldır, bütün setleri kaldır. Diplomalar ya, niye yani boş diplomayı almak için bunca masraf yapmaya, aileler %30-40 inanın bu boş masraflar olmasa daha şey olacak. Rant haline gelmiş. Evet. O kurslar, o kitaplar, test kitapları falan. Bakın o milyonlar, milyarlar cirosu var onların. Yani rant sistemi boğuyor. Gelen bakanları vesaire de ne yapıyor? O sistemin değişmesini istemiyorlar. Çünkü rantın gitmesini istemiyorlar. Kolay değil yani. Çünkü temelinde işte sorgulamayı, düşünceyi ve en kökte de dediğiniz gibi iman, inkar noktasında böylesine duyarsız insan yetiştirmek diyelim. Her şeyin temelinde bu ve onun yerine başka şeyler koyuyorlar. Yani yaratıcının yerine. Mesela sizin
özel ilgilendiğiniz farklı konular da var. Mesela bir makaleniz uzaylılar, gerçek uzaylılar kimlerdir? Yani hep manevi konuların alternatiflerini, sahtelerini üretmişler. Maddenin, insanın, özür dilerim, yani insanın içinde mana, inanmak, inanç hissi var. Metafiziğe inanma var. O olmayınca yerine astroloji giriyor. Ondan sonra uzaylılar, bilmem, bu tür şunlar bunlar böyle. Allah yerine bunlar var yani. Onlar ikame ediyor. Çünkü kaldıramazsınız. Yani. Doğru olmadı mı batıl gelir. Hakkın yerine batıl olur. Yani bugün inanmıyorum diyen insanlar yanlış şeylere, mabutlara inanıyorlar. Yani bu çağ daha çok putperest, çok çeşitlenmiş, karmaşıklanmış. Başta para, menfaat, materyalizm işte putu. Kalbimizde ne ki var, sevgi, bağlandığımız onlar hep puttur ya. Yani. Ki esas işte o varlığın o muhabbet boyutunu, sevgi boyutunu ve o hayret boyutunu, merak boyutunu öldüren dediğiniz gibi ezber. Ve bu ezberin altında da yatan şey, işte onlar hayvandırlar, hayvandan daha aşağıdırlar. İnsanı hayvandan daha aşağı bir dereceye düşüren bir sistem. Ya insan düşünse hakikati bulur yani. Onun evet. için düşünmeyen bir eğitimle, sorgulamayan bir eğitimle. İnsanlar iyi kötü kendine bir rota çizer, düşünebilse, muhakemeyi geliştiren bir eğitim olsa, bilim veren bir eğitim olsa, insanlar hayatına çeki düzen verir, üretken olur, inançlı olur. En büyük sömürü bu değil mi hocam ya? Zihinler üzerindeki bu, zihinler üzerindeki ve neticede teknolojik köleliği getiriyor. Dışa bağımlı oluyorsun, kendin üretemiyorsun, taklitlerini yapabiliyorsun ancak. Çünkü ancak bağımsız zihinler ne yapabilir? Üretebilir. Bakın o noktada bizim mesela havacılık, uzay silah endüstrisi, savunma sanayi bürokrasiden ayrı bir şekilde kuruldu. Milli ve yerli imkanlarla ilerliyor. Dünyadan öne çıktık. Evet. Demek ki yapabiliyormuşuz. O ajantacıların elinden kurtulduğunda yerli ve milli ve bu buradaki Türkiye'deki beyinlerle en iyisini yapabiliyoruz. Yani bizim insanımızda o cevher var ve o her sahada, kimyada da var, fizikte de var. Kimya sanayimiz şu anda büyük bir %80-90 dışa bağımlı. Yani temizlik ürünlerinden, boya ürünlerine kadar, ilaca, özellikle ilaca kadar dışarıdan geliyor yani. Yani Türkiye'de yapılıyor ama o ajantacılar yani. İlmi dışarıda. Sen orada bir nevi teknolojik kölesin yani. Kendin üretmedikçe, kendi ilminde, bak savunma sanayinde onu biz yaptık. Yani öbür türlü bağımlı oluyorsun. Yani özgür olmuyorsun. Pazarı olmuş oluyorsun. Bu bakımda tamam, bizim kendimize has, özgür bir şekilde cep telefonunu da, ya bakın arabayı yaptık. Bizim mesela 1919 diye bir telefon vardı ta şeyden önce. Nedir, Finlandiyelilerin telefonu vardı ya, meşhur Ericsson mıydı neydi, ve bir oyun yapılıp ilk titreşim sistemi falan da bizimkiler yapmıştı yerli, bir oyunla önü kesildi ve şu anda o devam etseydi Samsung'un, iPhone'un önünde ve onun emsali bir telefonumuz alırdı. Yani ülkemizde böyle müteşebbis şeyler sahip çıkılamayınca satın alıyorlar. Yani bildiğim böyle firmalar var. Yani devlet desteği olacak bunlara. Yani diyelim ki işte kimyasal kit üretiyorsun. Bunu üreten böyle bildiğim şeyler var. Firmalar var. Bunlar yerli Türkiye'ye satamıyor aldıklarını. İşte Roche, Siemens falan gibi şeye satıp onlar üzerine 4-5 kat Türkiye'ye geliyor. Niye? Yerliyi koruyan şeyleriniz yok yani. Her noktada bir sömürü, her noktada bir blokaj söz konusu. Ama evet. Bunun da temelinde dediğiniz gibi işte bu meseleler. İnşallah yeni konulardan bahsedeceğiz. Siz zaten burada program yapacaksınız. Ben İnşallah. Özellikle Batıya Doğru Akan Nehir diye bir belgesel serisi vardı, 20 bölüm. Hani o da doğudan nasıl ilmin çıkıp oralara doğru gittiğini. Sizin eserinize de ismi Marif Kurumsal. Evet, marifemizin kuramsal temelleri. Kuramsal temelleri. Orada da 22 tane Müslüman bilim insanı var. Ve o insanların hayatları ve zaten... Marife getirdikleri yenilikler, eğitim dünyasına, bilime,
Yani bilim teknoloji değil de bilimsel düşünceye. Bilimsel düşünceye. Düşünceye. Evet. Biliyorsunuz bilimsel düşünce en büyük buluş olarak kabul edilir kimine göre. Bunu ilk bulanın işte Bacon, Newton, Descartes falan derler. Ben biraz araştırdım, hatta Zafer dergisinde de o konuda yazı var. Bunu bulanlar Müslümanlar yani. Başta Cabir bin Hayyan'la başlıyor. Bilimsel deneycilik özellikle. Şüphe ve deneycilik. İbni Heyzem bunu kuramsallaştırıyor. İbni Heyzem'dir yani. Bilimsel düşüncenin. Ve onu bilim tarihçileri batılı bahseder. Ama bizim ders kitapları bahsetmez. Bizim i̇şte Cemil Meriç ne demiş tarih kitapları için? Haçlı işgalinin göstergesidir diyor. Tarih kitapları, Haçlı işgali. Şimdi bizim o işgali kaldırmamız lazım. Yani asıl kötü işgal budur. Şimdi topraklar işgal edilmiyor. Zihinler işgal ediliyor. Müfredatlar işgal ediliyor. Bu işgal kaldırılmadıkça da gerçek anlamda bağımsız değilsiniz. Hocam Allah razı olsun. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah muvaffak oluruz. Çok önemli bir konu. İşin kök hücresi burası. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan birlikte olacağız. Teşekkür ederim. Kubilay Bey inşallah. Siz de burada zaten yapacaksınız. Bakacağız. İnşallah. Nasıl? Güzel olacak. İnşallah. Çok çok güzel programlar sizleri bekliyor. Sevgili izleyiciler. Hocamızla birlikte. Biz de zamanımız oldukça. Konuklarınız olacak. Destek vermeye çalışacağız inşallah. Çok şükür inşallah. Hocam. 200'e yakın akademisyen bunlar var. Bunlar önemli yani. 200'e yakın akademisyen var hocam. Hepsi farklı. Akademisyen çok. Hepsi de değerlendirilmeyi bekliyor. Ama biz de milli yerli şeylere dikkatimizi çeviremedik. Yani evet. Eğer öyle bir imkan olursa belki de bu bir ilk olacak. Artık bu YouTube'da program. Sizin gibi hocalarımızı görmek inşallah. İnşallah tabii. Gerçek bilgi, doğru bilgi, kadim bilgi, köklerimizde olan bilgi ve imani, yani o tefekkürle bakabilmek. Hocamızın sevgili dostlar yazılarını da okuyun Zafer dergisindeki. Bayağı bir haber vaktinde de yazıyorum haber şu anda. Evet, daha çok eğitim yazıları ama Zafer Dergisi'nde daha çok tabiat sırları ile ilgili, yaratılışla ilgili, eğitimle ilgili de ara sıra var. Fakat şeyde daha çok haber vaktinde biraz eğitim marif ağırlıklı. Ama bu son yazımda şeyden bahsettim. Miraç gecesiydi ya geçen. Evet. Miraç tabiat tabakalar, varlık tabakaları ve uzay zamanla ilgili biraz bu Miraç meselesi anlaşılsın diye kuantumla konuyu izaha çalıştık. Vallahi sizin o slaytlarla birlikte not ala ala izleyeceğiz. Çünkü siz zaten onları üniversitede talebelerinize anlatıyorsunuz. Birçok yerde de anlatıyorsunuz. Evet. Hepsi gerçekten çok değerli. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.